Videoya geçmeden önce ufak bir teşekkür etmek istiyorum. Geçen günlerde biraz da böyle korkarak Hristiyan bir Türk ile röportaj yapmıştım. Çünkü maalesef ülkemizde karşı tarafı hiç dinlemeden linç etmeye çalışan büyük bir güruh var. Ancak o kadar güzel mailler, o kadar güzel yorumlar aldım ki burada bu kadar temiz bir kitle yakaladığımız için gerçekten çok mutluyum. Tekrardan dinleyen, anlayan ve öğrenmeye çalışan herkese çok teşekkürler. Şimdi videomuza geçebiliriz. Konumuz Türk dizileri ve evet üzerine konuşulacak çok fazla şey var. Öncelikle ben dizi izleyen bir insan değilim yani Yapım olarak izleyemiyorum ama tabii ki televizyonlarda dönen birçok diziye de hakimim. Gerek bir ortama girdiğimde yapılan sohbetler gerek televizyonlarda gördüklerimiz ve Türk dizi sektörü ile alakalı birkaç tane şey saptadım. Direkt anlatmak gerekirse konular. Gerçekten birbirinin aynısı. Bakın örnek verince daha iyi anlayacaksınız. Her sene bir konak var. Çok zengin bir aile hayal edin. Tabii ki bunlar biraz da doğu tarafında yaşasınlar. Doğu taraflarında yaşadıkları için bir de şive atalım. Ha en önemlisi konak. Konak olmadan olmaz arkadaşlar. İşte o zengin ailenin konağının içinde dönen entrikaları yüzlerce bölüm izleyebilecek bir kitle mevcut. 2. Tabii ki mafya dizileri. Özellikle bu dizilerin etkisinden çıkamayarak kendini mafya sanan çok fazla insan var. Ve arkadaşlar bu dizilerde öyle sahneler var ki kafayı yersiniz. Herhangi bir figüranın ölmesi 5 saniye, başrolün ölmesi 10 sezon sürüyor. Hatta öyle sahneler var ki başrola bazuka at yine de işlemez. Yani bu dizilerden çok bunların özendirdiği kitle gerçekten çok kötü. Ama işte ne yapabilirsin ki? Ha tabii ki arkadaşlar bir de aşk dizileri var. Genelde bunlar yazın çıkar. Ya zengin kız olur ya da zengin erkek olur. Asla ama asla orta sınıf iki bireyin karşılaşmasını göremezsiniz. Kesinlikle birbirinden maddi olarak üstündür. Ve dizilerin isimlerine gerçekten anlam veremiyorum. Hepsinin içinde mutlaka aşk geçiyor. Bunun yanı sıra senaryoları da söyleyeyim. Başta kız ya da oğlan yüz vermez. Hatta birbirlerinden nefret ederler. Sonrasında sevgili olurlar. E tabi ki diziyi devam ettirmek lazım. Devamında ise bu sevgililerin başlarına gelen entrikaları izleyebiliriz. Deriz. Tabii ki bunların dahası da var ancak şu 3 ana senaryo üzerine kurulu onlarca dizi sayabilirim sizlere ve bu gerçekten kötü bir şey. Bazı insanlar bu yorumları yaptığım için siz zaten Türklerden çıkan hiçbir işi desteklemiyorsunuz gibi yerlere çekebilir. Hayır arkadaşlar kötü olana kötü denir ve bunlar gerçekten çok klişe. Yapıcı eleştiri kötü bir şey değildir insanı geliştirir ve emin olun artık izleyiciler elin oğlu nasıl yapıyor ya demek istemiyor. Devamında şöyle bir şey var romandan uyarladığın diziyi normalde bitirmen gereken yerde bitirmeme sendromu... Şimdi bu ne demek? Aşkı Memnu bir roman uyarlamasıdır ve romanın gerçekten de bitiş kısmında dizide biter. Normalde ben hatırlıyorum Aşkı Memnu yayınlandığı zaman inanılmaz tutan bir diziydi ve çok rahat bir şekilde devam ettirebilirlerdi. Ama kim bunu yaptıysa helal olsun konuyu romandan saptırıp bir sezonda saçma sapan entrikalar izletmek yerine gerçekten de doğru yerde bitirip diziyi bir efsane haline getirdiler ki halen yayınlanmaya devam ediyor bu dizi. Ama bazı diziler var normalde bitmesi gereken yerde bitmiyor ve sezonlarca izleyene ızlanıyor Zırap çektirmeye devam ediyor ve asıl kötü olan şey şu, eserin asıl sahibine saygısızlık ediliyor daha çok para uğruna ve bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Öyle entrikalar yaratıyorlar ve diziyi devam ettiriyorlar ki artık aklım almıyor. Şimdi diğer bir noktaya gelelim. Niçin diziler bu kadar fazla uzun? Evet televizyon sektörümüzde 120 dakika gibi bir sınırlama var yani bildiğim kadarıyla öyle diziler en az 120 dakika olmak zorunda ve bu gerçekten çok saçma bir şey çünkü dizilerin kalitesini gerçekten çok fena düşürüyor. Annemin yanına gidiyorum mesela. Herhangi bir dizi izliyor. Ben de izlemeye çalışıyorum. Gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. En az yarım saat bakışma. Bakın, iki saatlik bir Türk dizisi izliyorsanız, en az yarım saatini bakışmalar ve ağır çekimler alıyor. Dediğim gibi çok dizi izleyen bir insan değilim ama birkaç tane yabancı dizi izlemiştim ve onlarda dikkat ettiğim şey şu: 25 dakikalık, 30 dakikalık bölümler veriyorlar. Sezonlar gerçekten çok kısa. Birkaç günde diziyi bitirebiliyorsun ve bölümler içerisinde kesinlikle seni sıkmıyorlar. Aptal aptal entrikalar yapmak yerine gerçekten de izleyeceği bir şeyler sunuyorlar. En azından 2 saatin yarım saatini bakışmalar veya ağır çekimlerle geçirmiyorlar. Birçok dizide de klişe senaryolar yok. En önemlisi benim dikkat ettiğim kadarıyla gerçekten güzel oyunculuklar var. Bakın Türk dizi tarihinde böyle senaryolar izletildi insanlara. Zeynep Hanım, nerede olduğunuzu biliyor musunuz? İsminizi hatırlıyor musunuz? Zeynep. Böyle bir şey de izletildi. Anne bana doğruyu söyle. Abimi sen mi öldürdün? Ya söyle. Biricik oğlun da bilsin. Hadi söylesene. Cevap ver! Ben yapacağım! İnanabiliyor musunuz? Bunları insanlara sundular. Söyleyin bana bu kadar kötü oyunculukları hak edecek kadar ne yaptı Türk milleti? Şimdi Türkiye'de senaryolar kötü. Her taraf klişe dolu zaten. O zaman nereden kurtarabiliriz? Ha başrolü yakışıklı bir adam ya da güzel bir kadın yaparsak her türlü izleyenler çıkar. Evet. Türkiye'de böyle bir şey var. Oyunculuğu ne durumdadır? Gerçekten duyguları böyle geçirebiliyor mudur karşı tarafa? Bunların hiçbir önemi yok. Yapımcıların dikkat ettikleri tek şey karşı tarafın güzel ya da yakışıklı olması ancak arkadaşlar sinema bu kadar basit bir şey değil. Öyle çok sinemanın içinden biri olduğum için söylemiyorum ancak başka yapımlarda bunu görebiliyoruz. Ve tabii ki şükür gözlerimiz var kötü oyunculukları ayırt edebiliyoruz. Bakın geçmişte gerçekten çok güzel Türk dizileri yapıldı. Mesela Hayal Meyal hatırlıyorum birçoğunuz hiç hatırlamayacaktır. Avrupa yakası. Gerçekten çok güzeldi abi. Oyunculuklar güzeldi. Oyuncuların sadece tipine bakılmamıştı ve güzel bir sitcom izletiyordu bizlere. Onun dışında siz yorumlara yazabilirsiniz. Daha bir sürü güzel dizimiz vardı. Ancak saçma sapan o kadar fazla dizi birikti ki bunları da es geçmemek lazım. Lazım. Neyse ki televizyon artık gerçekten bitiyor. Herkesin evinde Netflix var, işte ne bileyim Blue TV var. Ve Türk dizileri de yavaş yavaş artık internet yayıncılığına geçecekler. Umarız ki bu geçişler kaliteyi arttırır. Açıkçası ben hiçbir platformda yayınlanan, yani Netflix'te falan yayınlanan hiçbir Türk dizisini izlememiştim. Ama gördüğüm kadarıyla Hakan Muhafız'ı biliyorum. Bir tane daha Beren Saat'in oynadığı vardı. Senaryolar en azından daha ilginç, daha ilgi çekici. İzlemediğim için tabii ki yorum yapmayacağım ama bu yönde bir gelişme olmasını görmek bile güzel. Bir de değinmeden geçseydim gerçekten içimde kalırdı. Neden sürekli bir duygusallık var? Avrupa yakası, yalan dünya gibi şeyler gerçekten bitti. Bak bir dizi değil ama aklıma Beyaz Şov da geldi. İnsanlar zaten Türkiye'de yaşamanın zorluğuyla yeterince duygusallar. Bir de ekran başına geçiyorlar sürekli ağlayan, zırlayan birileri. Lan zaten psikolojimiz bozuk. Daha da niye bozuyorsunuz? Tabii elbette duygusal yapımlar olmayacak demiyorum ki bunu çok iyi yapanlar var. Mesela Kırmızı Oda diye bir yapım vardı. Şu sıralar yayınlanıyor mu bilmiyorum. Onu birkaç bölüm izledim. Özellikle oyun oyunculuklar. Uzun zamandır bu kadar iyi oyunculuklar izlememiştim. Romandan uyarlama ve gerçek hayattan olması. Her şeyiyle muhteşem bir dizi. Bunları ayrı tutuyorum. Çünkü arkadaşlar bunların bir alt metni var. Verilmek istenen mesajlar var. Ama bizim o saçma sapan konak dizilerimiz var ya. Ah entrikalardan başka hiçbir şey yok. Ve evet benim Türk dizi sektörü hakkında genel yorumlarım bu şekilde. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.